burası, bu dörtlü nasıl bir dörtlüyse burası çok büyük bir skandalla sarsılacak. Hanımlar, çekimden önce ne yaptınız, ne ettiniz? Ortalığı karıştırdınız. Evet. Ne olmuş biliyor musunuz? Anlatıyorum hemen. Melike yönetmenimizle görüşmek için odaya gelmiş. Tık tık tık. Yönetmenin kapısını çalmış. İçeride Buse varmış, yönetmen yardımcımız Buse varmış. Şu an burada değil yönetmenimiz, gelince haber vereyim demiş. Bak şimdi, Melike odadan çıkmış. Tam koridordan çıkarken Elif'in yönetmenin odasına yaklaştığını görmüş. Evet. Bu işte bir iş var demiş, hayırdır inşallah demiş. Melike'nin anlatımına göre de şöyle bir kafayı uzatmış, ne olacak diye böyle bir küçük merakını gidermek istemiş. Evet. Sıkı durun. İddialara göre Elif yönetmenin odasından bugünkü yemek tarifini almış. Yok artık, daha neler. Şu an gerçek mi bu? Yok, evet. Kamera bir dakika durun. Bir dakika durun. Kamera şakası. Burada onlarca güvenlik kamerası var. Bu olay yönetmenin kulağına tabii ki gitmiş. O yüzden de kayda geç girdik. 45 dakikadır o yüzden kayda giremiyoruz. Elif, önce sana sorayım. Bu durum nedir? Yani Nursel Hanım, evet girdim odaya ama Melike görüp görmeden elimdeki kağıdı yaptığı resmen beni karalamak şu an. İnanılmaz da modum düştü. İnanın, hani herkes bana suçlu gözüyle bakıyor ama içiniz rahat olsun kızlar. Yani ben öyle yemek tarifi falan almadım yani. Melike, sen neye dayanarak böyle bir iddia atıyorsun? Şöyle söyleyeyim Nursel Hanım. Ben gördüm. Yönetmen beyin odasından çıktı. Elinde de bir kağıt vardı. Yemek listesi yani. Ondan sonra beni gördü ya da görmedi. Benim kim olduğumu belki de görmedi. Ondan sonra hemen kağıdı buruşturdu, cebine koydu. Ne diyorsun? Evet. Yok artık. Görüntü kayıtları çıkınca görürsünüz Nursel Hanım. Yanlışım, belki yanlış da anlamış olabilirim. Ama ben bugün yapılan yemeğine 5 verilirse kesinlikle saymıyorum. Gerekirse yönetmen beyle de konuşurum. Nasıl yani? Evet. Aa. Saymıyorum. Sen... Şidem. Hayır, eminim şimdi, anne. Bu, ben bunun gerçekten eminim ortaya çıkmasını istiyorum. Ben gelinim asla böyle bir şey yapmaz. Nasıl karalayacaklarını bilemiyorlar artık. Hı hı. Yani sen de girmişsin yönetmen beyin odasına diyorsun ya, oradan çıkarken Elif'in gir. Sen neden girdin? Sen belki art niyetle. Ben hayır, böyle ben odaya girmedim insanlar, ki. Bir saniye. İnsanlar bir şey konuşmak için, bir şey bilgi almak için giremez mi? Bakın, konuşamaz mı? Ben odaya bak, girmedim. Bu karalama kampanyası gibi bir şey başlatmasın. Bunda gelinime asla öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Eğer ki orada senin yanlış yaptığın bir şey varsa yandın Melike. Senin gelinine olamaz. Bana bakar olamaz mısın? Bana bakar mısın? Geçecek. Aa, evet. Bir dakika, beni dinlemek zorundasınız. Bir saniye, siz beni bir dinleyin. Bu nasıl bir saçma? Ama bu şekilde bağıramaz yani. Arkadaşlar. Bağıramaz. Arkadaşlar, daha sakin. Bir kere ben buradayım. Zaten böyle bir şey olmasına biz fırsat vermeyiz. Zaten kameraya bakılıyor. Masalara vurmaya gerek de yok. Sinirlendi bir şey ama varsa çıkacak ortaya. Sinirlenecek hiçbir şey yok bir ortada. Bir iftiradır yani. Sen de modunu düşürme. Lütfen yani, herkes burada, herkes her şeyi söylüyor. Her dediği oluyor muyuz herkesin? Ama hoş bir şey değil. Tamam, yapma. Sana da o yaptığın yakışmaz. Yapma, gerek yok. Ben, yani beni nasıl sinirlendirecek? Yani bu kağıt, kağıt olayı varsa da, bir şey de varsa da zaten çıkacaktır. Evet, lütfen. Hepiniz rakipsiniz, herkes birbirinin açığını arıyor. Evet. Bence bu normal. Kimse modunu da düşürmesin. Eğer bu iddia doğru çıkarsa ama... Ne? Gerçekten mi? Yani tamam. Elif. Yani bana söyleneni sana tebliğ etmek zorundayım. Bu olay doğru çıkarsa seni diskalifiye etmek zorundayım. Aa. Aa. Yani yemek tarifi alınmaması herhalde gereken bir şey sonuçta. Doğru tabii çıkarsa, inanmıyorum öyle olduğuna.
Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer doğru çıkmazsa Melike diskalifiye olacak mı? Böyle karalama kampanyası başlatarak. Ya da bir ceza alacak mı? Şu anda kulağıma söylüyor yönetmenim. Yani bu olay titizlikle incelenecek. Artık sonuç olarak ne olacak hep beraber göreceğiz. Ya onda bir ceza Elif kendini niçin savunmuyor Nursel Hanım? Ben inşallah gerçekler ortaya çıkar. Cevabımı o zaman söyleyeceğim. Hiçbir şey söylemiyorum ama inanılmaz derecede modumu yine düşürmeyi başardım Nursel Hanım. Yapma. Yok inşallah er ya da geç. Ak mı kara mı çıkacak? Çıkacak. İnşallah. Tabii ki de çıkacak. Bakın i̇nşallah kızlar çıkacak. Ekranda olmak bence zeka istiyor. Ya yani buraya zaten aday olduysanız, burada yarışıyorsanız belli bir zekaya da sahipsinizdir. Yani gerçekten de hiç kimsenin burada o kadar öyle bir şey yelteneceğini düşünmüyorum. Ama olur da öyle bir şey varsa da gelinin mutfaktanın efsanesi Elif. Evet ama diskalifiye etmek zorunda kalırız böyle bir şey varsa.